gerçekten ciddi bir tedavi süreci, takip sürecinin olması gereken mahpuslar var. Ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. Bakımlarını, kendi öz bakımlarını yapabilme olanağından yoksun kalıyorlar ve bu insanların hapishanelerde tutuluyor olması sadece sağlık hakkı ihlali olarak değerlendirilemez. Yani gerçekten böyle bir duruma maruz bırakılmaları işkence kapsamında değerlendirilmesi gereken boyuta ulaşıyor bazen. Oysa aslında sadece uluslararası hukuk değil, bizim iç hukukumuzda da buna ilişkin yerinde düzenlemeler var idi. Ama bir takım değişiklikler yapıldı bildiğiniz gibi. Bizim aslında sağlık durumuyla ilgili tespiti yapmak üzere tam teşekküllü devlet hastaneleri, tıp fakülteleri de yetkili kılınmış durumda bu tür değerlendirmeleri yapmak için. Nihai karar deyip mutlaka adli tıp kurumundan da geçmesi gerektiğini söylüyorlar. Örneğin bu korkunç ve sağlığı bozacak nitelikteki sevk araçlarıyla Türkiye'nin bir ucunda İstanbul'daki adli tıp kurumuna sevk ediliyor insanlar ve saatlerce süren, o korkunç koşullarda saatlerce süren yolculuk yapıyorlar. Sağlıkları zaten ileri derecede bozuk olmasına rağmen dikkate alınmıyor bu koşullar. Ve böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Adli Tıp Kurumu Adalet Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu, dolayısıyla hani bağımsız kararlar çıktığı konusunda herkesin kuşkuları ortaya çıkıyor tabii bu süreçte. Bir de her şeyin ötesinde yapılan son düzenlemeyle birlikte infaz savcılıklarının polis eliyle yaptığı araştırmalarla toplum için zararlı olup olmadığı kararı çıkabiliyor. İleri düzeyde sağlık sorunu olan, bakımını asla sağlayamayacak, hapishanede kalması ölümcül olabilecek insanların toplum için zararlı olduğu kanaati ortaya konarak bırakılmadığını biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı affı diye bir sistem var Türkiye'de. Özellikle kocama hali ya da sürekli hastalık halinde Cumhurbaşkanlığı affından yararlanılır deniyor. Ama uzun zamandır özellikle Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğundan beri bildiğim Cumhurbaşkanlığı affından yararlanan çok çok az insan var. Tek tek sayılabilir bunlar isim olarak. Bunlar da ağırlıkla siyasi olarak belli bir görüşe sahip olan, daha çok İslami örgütlerle bağlantıları olan insanlar. Ama onun dışındakilere hiçbir şekilde bu aftan yararlanma olanağı sağlanmıyor. ATK hep son karar merciydi aslında. Yani yargıda böyle bir algı var. Aslında bunun bir gerçekliği yok, bir zemini yok. Yasal olarak Adli Tıp Kurumu son karar merci değil. Ama uygulamada yargı organları Adli Tıp Kurumu'nu son merci görme eğiliminde. Hatta yüksek yargı da Adli Tıp Kurumu'na başvurulmadığı için bozabiliyor dosyaları. Mesela yerel mahkeme hastaneden aldığı bir raporla kararı veriyor. Ama sonra yüksek yargıya gidildiğinde yüksek yargı bu kararı bozabiliyor. Böyle bir sorunumuz var bizim. Dolayısıyla yargı eliyle son karar merci kılınmış, de facto böyle bir uygulama içine girilmiş durumda. Bu uygun değil tabii, çünkü Adli Tıp Kurumu dediğim gibi bağlı kurum, Adalet Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırı. Çünkü Adalet Bakanlığı'nın aslında bir başka kurumu, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü düzenlemeleri, Adli Tıp Kurumu düzenlemeleri birbiriyle çatışma halinde olabilir. Böyle bir durumda daha bağımsız organların devreye girmesi gerekir. Daha önceleri bu bağımsız organların devreye girmesiyle ilgili bir eğilim oluyordu zaman zaman. İşte Türk Tabipleri Birliği tabip odaları aracılığıyla gözlemler yapabiliyordu. Cezaevinde ihlal iddiaları olduğunda hani izin alıp ziyaretler yapıp değerlendirebiliyordu. İnsan hakları örgütleri hakeza bu değerlendirmeleri yapabiliyordu. Ama AKP'nin iktidara geldiği zamandan beri bu olanaktan da tamamen yoksun bırakılmış durumda insan hakları örgütleri ve bağımsız organlar.